Evet, merhabalar herkese. Yavaştan katılımcılarımız da şu an dahil oluyor Zoom linkimize. Evet, Gamze Hanım merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, şimdi bugün yine British Education Bureau ekibi olarak temsil ettiğimiz bir başka İngiliz üniversitemizle, üniversite temsilcimizle, Türkiye direktörümüzle bir Zoom görüşmesi yapacağız. Burada biraz daha spesifik bir bölüm hakkında bahsedeceğiz. Bugünkü konumuz hukuk. Yani İngiltere'de nasıl avukat olunur? Bu süreçten bahsedeceğiz. Ben kısaca hani bu yayınlarımıza ilk defa katılan öğrencilerimiz, velilerimiz varsa onlara kendimizden biraz bahsedeceğim. Daha sonrasında sözü Gamze Hanım'a bırakıyor olacağım. Şimdi biz İngiltere'de 90'dan fazla üniversitenin resmi temsilcisiyiz. Bu noktada işte öğrencilere uygun bölümün bulunması, evrakların hazırlanması, konaklama, vize gibi tüm aşamalarda destek oluyoruz ücretsiz bir danışmanlık vererek. Bu noktada tabii ki hukuk ve business alanında önemli iş ortaklarımızdan bir tanesi de University of Law. Gerçekten sektörde çok ciddi anlamda öğrenciler yetiştiren ve bu noktada çok ciddi promisleri olan iş imkanı bulma konusunda, İngiltere'de iş imkanı bulma konusunda çok ciddi sözler veren ve bu sözlerini yerine getiren bir üniversiteyle bugün Zoom yapacağız. Öncelikle Gamze Hanım sizi bir tanıyalım, daha sonrasında University of Law'dan biraz bahsedersiniz. Tabii. Merhaba herkese. Tekrar hoş geldiniz. Gamze Toraman ben. Yaklaşık 15 senedir eğitim sektöründeyim. University of Law yani üniversitenin direkt olarak bölge direktörüyüm Türkiye'de. Ben bu arada chat kısmında mailimi de yazdım. Öğrenciler direkt olarak sonrasında bana da ulaşabilir soruları olursa okulla alakalı. Çok kısa biraz okuldan bahsetmek istiyorum. University of Law İngiltere'nin en köklü ve en eski hukuk üniversitelerinden biri. Özel bir üniversite. Toplamda 7 tane farklı kampüsü var İngiltere'de. Tabii en çok tercih edilenlerden biri Londra ve Manchester, büyük şehirler. Ama genel olarak baktığınızda çok fazla bölümde LLM yani nedir? Law Master'ı. Hukuk alanında çok fazla bölümde spesifik alanda eğitim veriyoruz. Lisans ve yüksek lisans bölümlerimiz var. Ben genel bir bilgi olarak da geçmek isterim. İngiltere'de biliyor ki öğrenciler, belki bilmeyen de vardır. Lisanslar 3 yıl, yüksek lisanslar da 1 sene. Yani yıl anlamında çok büyük avantaj sağlıyor onlara. Aynı zamanda bir business school'uz. Yani işletme bölümlerimiz var. İşletmede de ciddi anlamda bir iş garantisi sunuyoruz. Öğrenciler yüksek lisanslarını işletme bölümlerinde University of Law'da yaparsa employment promise sözümüz var. Biraz sonra belki biraz detaylarız bu sözü. Genel olarak 100 hukukçunun İngiltere'de 46'sı bizden mezun. Yani %50'ye yakın bir mezun oranımız var. Ve İngiltere'de çok ciddi anlamda tercih edilen bir okuluz. Yani sadece uluslararası öğrencilerimiz yok. İngilizlerin de neredeyse %50, %50 bizim şeyimiz. Hani genel olarak baktığımızda nüfus. %50'si İngiliz öğrencilerimizin. Ve İngiltere'nin top 100 hukuk firmasının yani çok büyük top 100 hukuk firmasının 90'ı bütün iş alımlarını bizden yapıyor. 90'ı ile aktif olarak çalışıyoruz. Hatta şu an güncel Londra Belediye Başkanı da bizden mezun. Yani genel olarak baktığınızda İngiltere'de çok bilinen bir okul hukukta. Sadece Türkiye'de brandlik anlamında birazcık çok böyle hani gümbür gümbür gelmemiş yıllardır öyle söyleyeyim. Çünkü zaten okul çok dolu, kayıtlar çok erken kapatılıyor. Yani genel olarak çok fazla talep olan bir okul hukukta da. Ama Türkiye'de dediğim gibi öğrenci potansiyelimiz, yani öğrenci sayımız artık her geçen yıl artıyor. Biz şu an güncel olarak Eylül için başvuruları almaya artık tabii bitireceğiz hatta neredeyse. Geçen Eylül'den beri alıyoruz. Tahminen Mayıs sonu, Haziran gibi başvuru sürecini bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu Eylül için. Ama normalde yılda iki intake tarihimiz var. Eylül ve Ocak aylarında.
Eylül ve Ocak ayında da İLTEP'lerimiz var. Yani şu anda Eylül'de eğitime başlamak isteyen bir öğrenci başvurularını yapabilir. Evet, tabii. Aynen. Evet. Bu noktada şey soracağım. Şimdi başvuru yaparken İngiltere'de bazen öğrenciler elimde henüz IELTS puanım yok. Son sayım ya da mezunum başvuru yapabilir miyim diye soruyor. Burada biraz şartlı kabul sürecinden ve ne zamana kadar hayat belgelerini sunabilirler. Bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi önce o aşamayı biraz anlatalım. Sizlerin aracılığıyla bize başvurularını gönderiyorlar. Siz gerekli belgeleri onlara söylüyorsunuz zaten. Öncesinde conditional offer alıyorlar. IELTS belgelerini yükledikten sonra da unconditional offer. Yani tam artık kas aşaması, yani bu vize aşamasına geçeceğimiz kısma geçiyoruz. İngilizce belgelerini zaten deadline'larda bugün açıklandı. İngilizce ve belgelerini bize ayın Temmuz'un 5'ine kadar gönderebilirler. Yani uzun bir süreleri var. İngilizce hatta şu an eğer böyle intermediate seviyesindeyseler tam istenilen noktaya gelebilmek için de çalışırlarsa alabilecekleri bir vakit. İngilizceden 6,5 istiyoruz IELTS'ten. Her segmentten de minimum 6 almış olması lazım öğrencinin. Fakat kendi yaptığımız bir sınavımız var. Ücretsiz bir sınav bu. Eğer öğrenciler bizden offer aldıysa İngilizceleri de eksikse bizim sınavımızdan bir kerelik ücretsiz olarak yararlanabiliyor ve o sınavdan geçerseler de IELTS belgelerine ihtiyaçları olmuyor. Bunu da ek olarak söylemiş olayım. Evet, ya bu aslında çok güzel bir şey. Hani üniversitenin şöyle söyleyeyim, şu an bir öğrenci başvuru yaptığı zaman benim IELTS'im yok, IELTS'imi alıp başvursam mı diye asla düşünmesine gerek yok. Çünkü IELTS'iniz olsa da olmasa da herhangi bir dezavantaj ya da avantaj gibi bir duruma düşmeden kabul alıyorsunuz zaten üniversiteden. 5 Temmuz'a kadar da diz konulu sunmak için maddiniz olacak ki burada University of Law ücretsiz bir şekilde kendi sınavında sunuyor. IELTS yerine de kesinlikle geçiyor olacak. Şimdi birçok avukat, hukukçu tarafından, hukuk mezunu öğrenci tarafından aslında talep ediliyor University of Law. Çünkü sektörle bağlantısı çok iyi. Dediğiniz gibi çok fazla güçlü mezunlara da sahip. Yani İngiltere'de baktığımız zaman her iki hukukçudan bir Evet. tanesi University of Law'da ya lisans ya yüksek lisans okumuş oluyor ya da işte GDL, LPC programlarını almış oluyor. Burada şu süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Ben de bir ekran görüntüsü paylaşacağım zaten ama Türkiye'de lisans yani hukuk okuyan bir öğrenci orada yüksek lisans yaparsa nasıl bir yol onu bekliyor olacak? Ya da lisans ve yüksek lisansı İngiltere'de okursa nasıl bir yol onu bekliyor olacak? Bunu da şu sebepten soruyorum. İngiltere'de solicitor ya da barrister siz daha iyi biliyorsunuz. İki farklı yol var. Bu yollardan geçmek isteyen öğrencilerimiz oluyor. Nasıl ilerleyebilirler bu yoldan? Şimdi şöyle, böyle bir chartımız var ama ben çok daha basic hatlarıyla anlatacağım biraz size bunu. Çünkü İngiltere'de öğrenciler eğer orada lisanslarını okumadıysa, ki çoğu öğrencimiz böyle oluyor, yani lisansını Türkiye'de okuduysa, oraya gittiklerinde bir yıl hızlandırılmış bir şekilde bir yıllık bir programla conversion eğitimi alması gerekiyor. Nedir bu conversion eğitimi? Hızlandırılmış bir şekilde UK, yani Anglo-Saxon sistemini görecekleri bir eğitim. Çünkü İngiltere'deki hukuk sistemi şöyle. Lisansı orada da okusanız, lisansı başka bir ülkede de okusanız, sonrasında solicitor veya barristerlik için, yani dava avukatlığı için sınavlara girmeniz, o sınavlardan da başarılı bir şekilde geçiyor olmanız lazım. Şimdi bu dava avukatlık sınavları da kendi sistemleriyle alakalı olduğu için eğer öğrenci lisansını orada okumadıysa, o sistemi bilmiyorsa, o zaman bir yıl o sistemi öğrenici bir eğitim alması lazım. Bu da şurada bahsettiğimiz ilk chartta mavi olan PGDL veya MA Law Conversion eğitimi. Bu eğitimi bir yıl aldıktan sonra SQ1, SQ2 sınavlarına girecek öğrenci. SQ1, SQ2 dediğimiz yıl içerisinde yapılan sınavlar. Önce bir, sonra iki. Bu bir exam preparation, yani bu da bir sene sürüyor. Bu eğitimi de aldıktan sonra, bu sınavlardan başarılı geçtikten sonra solicitor olmaya hak kazanıyor. Solicitor bir dava avukatıdır. Davaları girer. Peruklular baristırdır, ayakta olanlar freelance çalışırlar genelde, davayı alır veya almaz buna karar verirler. Biraz daha üst segment bir pozisyon. Solicitorlar ise onların yardımcı avukatları gibidir. Ama eğer ki bu sınavlardan başarı geçemezse öğrenciler dava avukatı olamaz. Şimdi buraya bir es verip şunu anlatayım.
Eğer öğrenci Türkiye'de lisans okuduysa ve oraya gidip sadece bir law master yapacaksa, yani bir LLM programı alacaksa ki bizim öğrencilerimizin %80'i LLM yapmak istiyor bu arada. Bu noktada dava avukatı olamaz ama bütün avukatlık firmalarında paperwork işlerinde çalışabilir ya da bir hukuk firması açabilir. Ama tekrar ediyorum, bir dava avukatı olamaz. Bu sizin şu an açtığınız şart sadece bir dava avukatı olma yolundaki işte exam sınavları, önce hangi programı alması gerekiyor, bunlarla alakalı. Öğrencilerimiz şunu bilsin, eğer ki klasik bir LLM yapmak isterlerse veya solistir olmak isterlerse, barista olmak isterlerse bu yolda alacakları bütün eğitimleri University of Law onlara sağlıyor zaten. Evet, yani aslında burada yol tamamen hani açık bir şekilde tabloda gösterilmiş. Yani özetle bir şekilde tekrardan söyleyelim. Eğer orada hukuk eğitiminizi aldıysanız direkt SQ1, SQ2 tamamlayacaksınız. 2 yıl intern sonrası solistör olabiliyorsunuz. Lisansı burada okuduysanız sadece MA Law Conversion gibi biraz daha aradaki fark derslerini alacağınız bir senelik master programı olacak ki Evet. aslında LLM yerine de geçiyor. Akabinde Evet. SQ1, SQ2 alarak yine 2 yıl intern sonrası solistör olabilirsiniz. Peki Burada Türkiye'den şunu da giden... ekleyelim. Bazen çok pardon. Bazen öğrencilerin kafası çok karışık oluyor biliyorsunuz. Çok öğrenciyle görüşüyoruz. Ya ben solistir mi olsam, klasik bir LLM mi yapsam emin olamıyorum falan diyor. Çünkü LLM'lerin hepsi international law. Ama conversion eğitimleri Anglo-Sakson sistem. Şimdi mesela PGDL yapacaksa öğrenci Türkiye'de bir karşılığı yok PGDL'in. O yüzden o noktada biz MA Law Conversion öneriyoruz. Çünkü MA Law Conversion programı bu ikinci yazan program mavi çarttaki. Hem bir LLM programı hem de bu yoldaki solicitor yolundaki öğrencileri alacağı programlardan biri. Yani iki programı biz birlikte veriyoruz öğrenci. Bunu da yapan tek okuluz. Böylelikle öğrenci yol üzerinde solicitor olmaktan vazgeçmişse, Türkiye'ye dönerse, Almanya'ya giderse, Amerika'ya giderse elinde bir LLM master olmuş olacak. Uluslararası geçerli. Ama solistir olmaya karar verirse de aynı zamanda o yoldaki eğitimi alması gereken programı da almış olacak. O yüzden en çok tercih edilen programlardan da biri aynı zamanda MA Law Conversion. Evet, yani kesinlikle bu noktada MA Law Conversion'ı biz de Evet. öneriyoruz. Hani olur da kararınızı değiştirirseniz İngiltere'de hani solistir olmak istemiyorum derseniz Türkiye'ye döndüğünüz anda bir aslında yüksek lisans, LLM diploması alarak dönmüş oluyorsunuz. Ama ben İngiltere'de ilerlemek istiyorum derseniz de size o imkanı da sağlayan bir şey. Bu Aynen. noktada çok iyi. Şimdi peki solistir ve barrister nasıl olacak? Hani onları biraz hani anladık. Fakat burada giden Türk öğrencilerde oran nasıldır? Yani çoğu öğrenci LLM yapıyor ama solicitor seçenlerde her sene gittikçe artıyor. Barrister'daki durum nasıl? Hani kıyaslarsak solicitor'la? Barista artmıyor. Yani şöyle, şimdi baristırlıkta aslında çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü baristırlıkta oyunculuk eğitimi de alıyor öğrenciler. Ve baristırda yani bir kalkıp savunan kişiyseniz İngilizcenizin de bir native gibi olması gerekiyor. Şimdi biz Türkiye'de lisansını okumuş öğrenciler, yani hepimiz öyleyiz. Ben de lisansımı Türkiye'de okudum. Ve İngilizcemiz ne kadar gelişsin de native değil. Yani biz daha merhaba nasılsınız dediğimizde nerelisiniz sorusunun cevabını alıyoruz genelde biliyorsunuz ki. O yüzden baristalık birazcık daha native, biraz daha yıllarca orada yaşamış olmak, o dili çok iyi bilmek, çok hakim olmak. Biz o yüzden açıkçası barista kartı çok almıyoruz. Yani orada bir barista var, Türk baristalar da var. Ama genelde orada yaşamış ve sonrasında solistir olduktan sonra barista olmaya karar vermiş öğrenciler oluyor. Solistir kaydı çok alıyoruz ama dediğim gibi oran genelde %80'e %20, yani %80 LLM, %20 baristirlikte. Ama bu sene conversion, yani MLO conversion satışlarımız, yani tercihler arttı. Yani öğrencilerin nereden baksanız %35 diyebilirim bu seneki oranı. Solistir olmak istiyorlar açıkçası. İngiltere'de 160 bin solistir var. Oran da çok yüksek. Yani solistir şeyi var, talebi ve başarı oranı çok yüksek. Barister sadece yanlış hatırlamıyorsam 16 bindi.
Yani oran olarak baktığınızda da zaten barista oranı çok düşük. Fakat iş bulma konusunda ikisinde de aynı desteği sağlıyoruz biz öğrencilerimize. Zaten çok hızlı iş bulabiliyorlar mezun olduktan sonra. Legal olarak da 2 yıl kalıp çalışma izinleri var zaten biliyorsunuz ki sizde. Solisterlikte overall'da başarı oranı %60. Yani bir öğrenci İngiltere'de solisterlik sınavı SQL'lere girdiğinde başarı geçme ihtimali %60 iken ULO'da yani University of Law'da başarı oranı %74. Yani overall'ın %14 üzerindeyiz. Aynı şekilde baristalıkta da ilgili öyle bir bilgi vereyim. Baristalıkta da overall'un %16 üzerindeyiz. Yani biz çok fazla solistir ve barista yetiştiriyoruz zaten İngiltere'de. Yani zaten ben de bir 10 gün önce University of Evet. Law'un Londra kampüslerine gezme şansı buldum. Gerçekten çok etkilendim. Yani ilk defa gitme şansım olmuştu. İçerideki öğrenci hani nasıl diyeyim millet dağılımı da aslında çok dengeliydi. Ki bence bu da çok önemli bir şey. Çünkü bazı üniversitelerde bazı milletlilerin baskınlığı daha çok olabiliyor. Yani oradan daha çok öğrenci alabiliyorlar. University of Law'da gayet iyi bir şekilde dağılım vardı. O çok güzeldi açıkçası. Ve giren herkes böyle düzgün işte okula giriyor çıkıyor. Çok güzel bir izlenim olmuştu bizim için de. Burada University of Law'un kampüslerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi 7 tane farklı kampüsü var dedik ama Londra isteyen çok fazla öğrencimiz var. Fakat bazı öğrencilerimiz de Londra dışı kampüslerde eğitim almak isteyebiliyorlar. Şimdi şöyle Londra'da Morgate'e mi gitmiştin Can? Morgate'e bir de Bloomsbury'deki kampüse de gitmiştim. Tamam. Şimdi Morgan'da en çok tercih eden kampüslerden biri. Çünkü avukatlar bölgesi olarak geçiyor. Yani öğrenciler dışarı her çıktıkları anda bir avukatla bir araya gelebiliyorlar. Öyle bir bölge. O yüzden de London Morgan çok tercih ediliyor. Onun harici benim en çok tavsiye ettiğim kampüslerden biri öğrenci memnuniyetine bakarak tabii. Bristol çok tercih ediliyor. Manchester çok tercih ediliyor. Leeds. Fakat şöyle bir durum var. Çok spesifik alanda eğitim almak istiyorsa öğrenci, yani çok tercih edilen bir bölüm değil de o kendisi o alanda uzmanlaşmak istiyorsa, öyle bölümlerimiz var çünkü yani çok fazla bölüm var bu arada. Web sayfasından detaylara bakabilirler. Öyle bölümler genelde büyük kampüslerde oluyor. Mesela Londra ve Manchester gibi. Çünkü bu iki kampüs de en büyük kampüslerimizden biri. Böyle spesifik alanlarda uzmanlaşmak istiyorlarsa o noktada bizlerle iletişime geçip hangi kampüste olduğunu öğrenmeleri önemli. Çünkü o kampüste o bölümün açılıp açılmayacağını biz kendi bir chartımız var oradan kontrol ediyoruz. Ama Londra düşünmeyen bir öğrenciye Manchester gönül rahatlığıyla önerebilirim. Süper. Peki burada her kampüste ücret aynı değil. Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Okul ücretleri nasıl bir farklılık gösteriyor? Şöyle güncel rakamlardan bahsedeyim birazcık size. Şu an okul ücretlerimiz Londra için 18.500, Londra dışı için ise 17.000 pound yıllık. Zaten biliyorsunuz elelemler 1 yıl, 1 sene ödüyorlar ücreti sadece. Türk öğrencilerimize özel, international öğrencilerimize özel 3.000 pound bir bursum var Londra için. Londra dışı için 2.500 pound bursum var. Yani ortalama rakamlarımız 15.000 poundlara falan iniyor. Early bird var 500 pound. Onu da vurgulayalım. Hala devam ediyor erken kayıt indirimi. 15.000 poundlarda 1 yıllık bir eğitim alabiliyor öğrenciler çok rahat bir şekilde. Ve ödemeyi de 3 taksitle ödeyebiliyorlar. Ya bu da çok büyük bir imkan onlar için. Çünkü bunu yapmayan çok fazla da okul var. Sadece 6.000 pound depozit ödüyorlar. Gittikten sonra geri kalan bütün ödemelerini 3 taksit halinde okula ödeyebiliyorlar. Ya aslında bu da çok güzel bir şey. Tüm ücreti tek seferde ödemiyor öğrenciler ya da bloke hesap gibi bir şey göstermiyorlar. Bir kısmını da depozito olarak hani önden ödüyorsunuz. Çünkü bu da şöyle bir şey. Üniversite size sponsor oluyor. Yani bu kişi gelebilir İngiltere'de bir sene ya da 3 sene boyunca kalabilir diyor. Bu çok önemli ve çok büyük bir olay. Bunu da sağlayabilmeniz için bu depozitoyu önceden ödüyorsunuz. Daha sonrasında zaten İngiltere'ye gittikten sonra Gamze Hanım'ın da belirttiği gibi 3 taksitte üniversitenin geri kalan ücretini ödeyebiliyorsunuz rahat rahat. Ve 500 sterlinde early bird discount var. Yani depozitoyu erken öder ve ben evet üniversiteye geliyorum derseniz ayrıca 500 sterlin daha bir indirim yapıyorlar. Evet, şu an için hala geçerli bu indirimimiz. Sizlerin aracıları ücretsiz bir şekilde başvurularını bize yapabilirler. Başvuru yapmak, tekrar ediyorum, ücretsizdir.
Şimdi burada ben bazı katılımcı arkadaşlarımızı görüyoruz. Yani ilgileniyorlar ki bizi dinliyorlar şu an. Evraklarını hazırladıkları takdirde sizlerin aracılığıyla bize başvurduğunda ekstra hiçbir ücret ödemiyorlar size. Çünkü biz sizlerle birebir de çalışıyoruz. Siz başvuru yapıyorsunuz. Başvuru sistemimize düşüyor, değerlendiriliyor. Ondan sonra offer aşamasına geldiğinde offerları geliyor maillerine. Ondan sonra devam etmek isterlerse University of Law'da ilk ödemelerini orada yapıyorlar. Ve ilk ödemeleri de dediğim gibi 6.000 pound depozit ödemesi yapıyorlar. Toplam ücretten düşülüyor zaten her ödedikleri rakam. Evet. Early Bird'ün son tarihi neydi? Ne zamana Şu an kadar? Mayıs sonuna kadar devam Mayıs ediyor. sonuna kadar. Evet. Yani o yüzden şunu söyleyebiliriz. Eğer Eylül 2024'te başlamayı düşünen öğrencilerimiz varsa muhakkak en kısa sürede bizlerle iletişime geçsinler. Zaten hangi evraklar hazırlanacak, nasıl hazırlanacak o konuda biz yönlendirme yapacağız. Hızlı bir şekilde başvurumuzu üniversiteye gönderelim ki admission ekibi de bize bir an önce kabul versin. Kabul gelsin ki burslardan, early bird discount'tan yararlanabilelim. Evet. Evet, yani genel olarak fiyatlar, lokasyonlar, programlar, solister ve barrister nasıl olunur? Bunlardan bahsettik, burslardan bahsettik. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Gamze? Yani detayları söyledik aslında. Birazcık bu ellelenme solicitor barrister farkını anlattık. Çünkü orada birazcık karışıklıklar olabiliyor. Tekrar ediyorum, o yolda alacakları bütün eğitimleri biz veriyoruz. İster avukat olmak istesinler, dava avukatı, ister bir normal law firmler yani law firmalarına çalışmak istesinler. O noktada bütün destekleri sağlıyoruz. İşletme bölümlerimizde employment promise veriyoruz. Öğrencilerimizi 9 ay içerisinde iş yerleştirmesini garanti ediyoruz. Bunu da yapan nadir, hatta belki de tek okul üniversitesidir. Çünkü çok ciddi bir Evet. network'ümüz var. Bunu bu 80 bin plus network'ümüzü kullanarak yapıyoruz. Giriş koşullarımızı söyledik. IELTS'ten 6,5 istiyoruz. Not ortalamasından yüksek lisans yapacak öğrencilerden 2,5 istiyoruz. Lisansta 100 üzerinden 75 ortalama istiyoruz. Ama esneyiz açıkçası. 2,5'in altında da offer alan öğrencilerimiz oluyor. Yani 2,37 ile geçen offer aldığımız bir öğrencimiz oldu. O noktada sizler zaten o application'ı değerlendiriyorsunuz. Benim başka ekleyecek bir şeyim yok. Mailimi verdim. Mail yoluyla bana ulaşabilirler. Aynı zamanda soruları varsa chat kısmına yazabiliyorlar, değil mi? Oradan da yardımcı olabiliriz Evet, kendilerine. yani şu an soruları varsa öğrencilerimizin soru cevap kısmından alabiliriz soruları. Hazır Gamze Hanım'ı da yakalamışken burada beraber yanıtlayabiliriz sorularınızı. Çok iyi anlattık herhalde. Kimse Evet, yani sormadı. zaten soru gelmediği zaman iki şey oluyor ya. Her şey çok temiz, güzel anlatıldı. Peki. Katıldıkları için Evet. teşekkür ederiz o halde. Biz teşekkür ederiz herkese. Yani katıldığınız için Gamze Hanım size de çok sağ olun. Teşekkür ederiz katıldığınız için Teşekkür ayrıca. ederim. Sorularınız oldukça bize mailler üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman zaten size yardımcı olmak için buradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.